Arkadaşlar merhaba beni özlediğinizi biliyorum ben de sizi gerçekten çok özledim ee, geçtiğimiz süreç içerisinde bir yakınımızı kaybettik onunla ilgili e, bir süreç içerisinde bulunduk dolayısıyla da biraz tabii ki video e, çekim e, olayımda da bir e, şey oldu gecikme oldu e, bugün bu nedenle kusura bakmayın ne kadar çok mesaj geldi anlatamam size. Şimdi ben bugün size genel olarak içinde yaşadığımız dünyada neler olup bitiyor ve bizim burada ne yapmamız gerekiyor? Duruşumuzun nasıl olması gerekiyor? Nasıl davranmamız gerekiyor? Kendimizi nelerden çekmemiz Nerelere e, ne şekilde yönlenmemiz veya nasıl e, kendimizi koruruz bunları anlatacağım Şimdi arkadaşlar bu size bundan önceki videolarında da sürekli bahsettiğim gibi Dünyanın gerçekten şu anda içinde bulunduğu durum tam bir kıyam Biz bir kıyam yaşıyoruz Kıyam nedir? uyanma, aydınlanma, farkındalık. Ve bu uyanışlar, bu farkındalıklar hiçbir zaman güllük gülistanlık olmuyor. Maalesef insanın doğasıyla doğası gereği bu her zaman hep dibe vurmalar sırasında gerçekleşiyor. İnsan ne zaman ayaklarının altındaki dünya, tepe dakika olduğu zaman hani ayağınızın altından halıyı çekerler böyle nasıl yere kapaklanırsınız. Aynen bu şekilde olduğu zamanlarda insanlar bir şeyleri fark etmeye başlıyor. Ne oluyor ya diyor. Bir farkındalık oluşmaya başlıyor. Ama Araf'ta kalmış gibi de önüne gelene de saldırıp bir kurtuluş yolu aramaya çalışıyor. Hani denize düşen yılana sarılır misali. Şimdi bakın burada da bir şey var aslında. Denize düşen yılana sarılır. Denizde sarılacak başka hayvan yok mu? Neden yılana sarılıyor? Yani önüne ne gelirse ona atlıyor, ona tutunmaya çalışıyor. Deniz aslında Sembolik olarak tüm evrensel tanımlamalarda, bütün bilinçaltı tanımlamalarında hem bizim duygu dünyamızı sembolize eder duygularımıza hem de aynı zamanda da yaratılışın, yaşamın ikbar oluşu. Bütün yaratılışı kapsayan rahimi de temsil eder. Yani yaratılış hayat suda başladı. Dolayısıyla denize düştüğümüz zaman aslında o dibe vurduğumuz anda biz bir şekilde doğru rehberler doğru doğru rehberlerle doğru adımlar atarsak veya tamamen kendi içimize dönerek sesimizi dinleyerek bunları neden yaşadığımız Bunların gelip geçici bir süreç olduğu, bundan almamız gereken dersler nedir? Bunları oturup düşünüp de Kendimizle ilgili kendi iş dünyamızda farkındalıklara vardığımız zaman çıkış yolu da, yolları da, rehberler de size gelir. Doğru şekilde gelir. Size her şekilde gelip de işte sen şöylesin, sen böylesin, seni işte şöyle yükselteceğim, böyle çıkacaksın vaatleriyle kandıran insanların Büyük çoğunun kendi dibe batmaları sırasında, dibe vuruşları sırasında bir yılana sarılmışlar ve o yılan onları yönlendiriyor ve o yılanla beraber sizleri sömürüyorlar. Tam tabiri caizse böyle. Ne yaptığını bilmeyen o kadar çok insan var ki bugün ne yaptığını bilmeyen o kadar kendisini üstad olarak tanımlayan insan var ki. Bu konularda çok tecrübeli dediğimiz insanlar bile gerçekten benim çok çok hayal kırıklığına uğradığım noktalardalar şu anda. Gerçek doğru bilgi ve gerçeğe ulaşmanın hem bu kadar kolay hem de bu kadar zor olduğu bir süreçteyiz. Aslında insanların doğru bilgiye e, gerçekten saf niyette açıldıkları zaman, kalplerini açtıkları zaman da ulaşabilecekleri bir dönemdeyiz. Ama kısa günün karı ya da kısa yoldan şuraya ulaşayım buraya ulaşayım. Bana ne dünya yatsın batsın umurumda değil. Ben sadece kendi yolumu bulayım. Mantığıyla hareket ediyorsanız eğer. Sadece sürüngen beyniniz tarafından yönlendiriliyorsanız. Egonuz, korkularınız ve dolayısıyla da size bu kanallarla da yaklaşan bu kanallarla da size yani egonuz ve bilinçaltınız vasıtasıyla da size yanaşan frekansınıza frekansınıza uyum sağlayan veya sizin frekansınıza sizin alanınıza giren bir takım karanlık niyetli negatif insanların da aslında tuzağına düşmüş oluyorsunuz. Çok fazla var. Şimdi arkadaşlar hep diyorum ki bakın kıyam yaşıyoruz. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Sizin şu anda yaşadığınız bu hayat. Bu hayat sizin bundan sonraki ruhsal varlığınızın varması gereken nokta, ulaşacağın nokta veya alacağınız ödüller, mükafatlar veya kendinizi gerçekten hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda titreşiminizi yükseltecek sizi tamamen arındıracak, şifalandıracak. Geçmişten gelen bütün bağlarınızdan, tortularınızdan, karmanızdan kurtulmanızı sağlayacak bir süreç olarak değerlendirin bu süreci. Beni izlemeye başladığınız ilk günden itibaren sürekli olarak bahsettiğim bir şey var. İnsanlara korku pompalanıyor diyorum. İnsanlar korku pompalanıyor. Her alanında hayatlarını. Konu her ne olursa olsun. Bunu neden yaptıklarını daha önce de anlatmıştım ama bugün daha size detaylı Ben size insanın gerçekten inanılmaz bir yaratım gücü olduğunu, içindeki tanrı olan parçasının ne kadar güç, büyük bir güce sahip olduğunun insan tarafından bilinmesi ister miyim diyorum. Arkadaşlar videonun arka planında bazen bir böyle bir garip sesler duyarsanız o sesler benim köpeğimin sesleri. Oyuncakla oynarken bazen öyle sesler çıkartabiliyor. Bu nedenle de videoyu bölmüyorum. Hani arka planda hocam canavar sesi geliyor falan demesin kimse bana. Onun için söylüyorum şimdiden. <laughs> Şimdi geldik yaratım gücümüze. Yaratım gücü derken bu yaratım gücü İnsanın varoluştan itibaren sahip olduğu en büyük özelliği insanın. Çünkü hepimizin içerisinde Tanrı'dan, yaratıcısından tüm varoluşla alakalı, tüm varoluşla içine kapsayan hem yaşam enerjisi hem yaratım gücü mevcut. İnsanın bütün DNA'sında genlerinde ruhsal varlığında ruhsal aslında. bu yaratım gücü var. Hep anlatılıyor yani hani ol dedi oldu işte sizi nefesinden yarattı. O nefes aslında tüm bu kozmosu içine alan her şeyi kapsayan bir nefes. Bizler de onun bir parçasıyız. Dolayısıyla bizlerin içerisine üflendiği söylenilen o nefes aslında ruhsal varlık olarak bizlerin yaratıcından bir parça olduğumuz ve onun sahip olduğu özelliklere de sahip olduğumuz anlamına geliyor. İnsan bunu daha önceleri, bundan önceki e, insanlık tarihi boyunca yaşadığı o büyük kıyamlar, tayfunlar, tufanlar aşamasına gelmeden önce keşfedip bunu tamamen kötü anlamda, kötücül amaçlar için kendi soyunu, kendi yaşadığı gezegeni yok edecek aşamada egosunun esiri olarak kullanmış Dolayısıyla da her defasında bir kıyam gelmiş ve bu kıyam sonrasında insanlık yeni baştan e, kendisine sunulan e, şansı yeni bir şansı elde etmiş yani hani reenkarnasyondur, karmadır falan diyoruz ya. Bu sadece bireysel boyutta değil bu olay. Tüm yaşam boyutlarında, tüm ruhsal katmanlarda. Kozmik olarak da, kozmozu içine alarak da her şeyin yeniden doğuşu, yeniden yaratımı söz konusudur. Bu tüm varoluşun bir döngüsel e, özelliğidir. Bir şey başlar, doğar, gelişir, büyür, çoğalır ve belli bir aşamadan sonra e, tüketir zamanını ya da e, yolculuğunu ve orada yolculuk sona erer. Ama sona erdikten sonra yeni bir başlangıç olur. Dolayısıyla. Bu yolculuğu nasıl bitirdiğimiz veya bu noktaya, son noktaya nasıl geldiğimiz çok önemli. Yine daha önce de söylemiştim ben. Demiştim ki biz dünyanın şu anda çok önemli bir zamanda dünyaya gelmiş insanlarız. Aslında hepimiz eğer Böyle bir zamanda dünyaya geldiysek hepimizin de bir amacı var. Bu amaç ne biliyor musunuz? Hani benim misyonum ne bilmiyorum hocam. Ben ne için geldim dünyaya bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Burada amaç aslında her birinizin bireysel olarak kendinizle ilgili içinizdeki tanrı parçanızla ilgili farkındalığa varıp bunu evrenin ve bütünün en yüce hayrına Kullanmanız aktif etmeniz, kendinizi olumsuz duygulardan, düşüncelerden, negatif bakış açılarından, yargılardan, e, hastalıklı düşünce yapılarından, hastalıklı düşünce formlarından, sapkınlıklardan, bunlardan uzak tutmak. Sapkınlık derken arkadaşlar, ben burada e, cinsel tercihten bahsetmiyorum, sapkınlık her alanda ortaya çıkabilir yani egonun tavan yaptığı yanlış yollara saptığı her şey için alır yani yapılmaması gereken olmaması gereken şeyleri yapmak sınırlarınızı zorlamak, başkalarının sınırlarına girmek, başkalarının karmasına girmek. Size hak olmayan şeylere kalkışmak veya onları talep etmek, onları istemek. Ve size hak olmayan şeyleri isterken, talep ederken sizin karşınıza çıkan insan formunda yaratıkların demonik varlıkların veya bunları ruhunu satmış bir takım İnsan formundaki kayıp ruhların aslında karşınızdaki bir bedenden ibarettir. İçi boştur onların. Demonik varlıklar tarafından kullanılıyorlardır. Size rehberlik etme. Vadi ile sizi yoldan çıkarmaları ile ortaya çıkan bir durum. Yani bunlar bu dönemde inanılmaz seviyede arttı. İnanamayacağınız şeyler oluyor etrafımızda. Şimdi ben uzun süredir bilinçaltı karma temizliği çalışmaları yapıyorum. Pek çok e, öğrencim var, pek çok danışanım var. Onlarla yaptığım her çalışma sonrasında görüyorum ki gerçekten e, bilinçaltımızda kolektiften de etkilenme olayı çok çok fazla. Şimdi insanların bir bireysel yani kendine ait bir bilinçaltı e, şeysi var, kayıtları var, bir bilinçaltı var. Annelerinden, babalarından, anne atalardan, baba atalardan kendilerine aktarılan bilinçaltı kayıtları var. Yaşadıkları e, aile çevresi, sosyal çevreyle alakalı bilinçaltı kayıtları var. Bir de bunun daha da ilerisi yaşadığı toplumun, yaşadığı toprakların sahip olduğu Kolektif bilinçaltının da e, kayıtları var. Bunu daha da bu e, boyutlarını artırırsak, global anlamda yaşadığımız gezegenin üzerinde yaşayan bütün ırkların, bütün e, türlerin ve bütün e, insanların kolektif bilinçaltı da var. Şimdi bize doğduğumuz andan itibaren inanılmaz şeyler kodlanıyor. Evet. Ve bu kodlanan şeylerin büyük çoğunluğu da genellikle yapamazsın, edemezsin. Sen kimsin ki? Sen onu hak ediyor musun? Sana niye gelsin? Sen böyle bir şey hak etmeye, böyle bir şey dilemeye hakkı, senin böyle bir şey dilemeye hakkın yok. Bu maddi konular olabilir, başka konularda da olabilir. Şimdi bunları diyen insanların zaten hepsinde, hepsinin bilinçaltı, kendi ailelerinden, soylarından kendisine aktarılan en başta bir değersizlik duygusu, kendini tanımama, kendini bilmeme ve bir sürü de olumsuz kodlama içeren yanlış bakış açı, bakış açıları, inançlar, tabular ve bunların sonucunda da ortaya çıkmış yine ezik hiçbir şeyin güzelini hak etmeyen, iyisini, doğrusunu hak etmeyen sadece köle olarak çalışmayı hayatı boyunca başkalarına hizmet etmeye mecbur Bir şeyin fazlasını istemeye cüret etmemesi gereken hak etmeyen insanlar olduğu söyleniyor. Bunların kayıtları var. Ve durum böyle olduğu zaman baktığımda hemen hemen herkeste bir değersizlik duygusu var. Kendisi için güzel bir şey dilemeye bile korkuyor insanlar. Bana mı gelecek? Bana mı olur? Nasıl olur? böyle bir altyapı varken bilinç altında ve sürekli olarak da sizlere hep korku pompalanmaya devam ederken dünyayı yöneten bir sistem dünyanın tepesinde çöreklenmiş bir yılan yılan soyu toprak altında yerleşmiş Yer altında yaşayan, yeryüzünde yaşayan bütün insanlara düşman bir ırkında böylesine güçlü bir etkisi Varken bizler aslında böylesine hayatlar yaşıyoruz ki sadece nefes almak, karnımızı doyurmak, bir takım fiziksel, ruhsal hani ihtiyaçlarımızı görmek, dünyevi bir takım e, şeyler başarmayla alakalı saplantılı durumlar. İşte ve sonuçta da yani dünyaya geliş amacımız sanki sadece buymuş gibi. Sonuçta da Ölüp ıı, buradaki ıı, yaşam süremizi doldurmak şeklinde bir algı var. Durum bundan ibaret değil. Şimdi benim burada aslında size anlatmak istediğim ne? Ee, hepinizin aslında... İçsel anlamda yaratıcısıyla bağınızın olduğu, korunduğunuz, kollandığınız, kendinize inandığınız, güvendiğiniz, yaratıcınıza inandığınız, güvendiğiniz, her an yaptığınız yaratımların sizin hayrınıza, sizin iyiliğinize olacağına inanmanız. Etrafta ne kodlanırsa kodlansın arkadaşlar. İşte şurada şu oluyor, burada bu oluyor. İşte battık, gittik, öldük, bittik, mahvolduk. Ve insanlar gerçekten her şekilde zorluyorlar. Köşeye sıkıştırıldı. Her açıdan hem maddi hem manevi, hem sağlık açısından insanların hiçbirisinde bir gelecekle ilgili ee pozitif bir bakış açısı, bir yaklaşım yok etrafımda gördüğüm kadarıyla. Herkes depresyonda, herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. Hele çocukların çok çok daha kötü. Şimdi annelerin babaların bakış açıları, yaşadıkları, iş dünyalarındaki yaşadıkları şeyler bunlar olduğu zaman çocuklar nasıl düşünsün ya da nasıl bir bakış açısı geliştirsin? Zaten çocuklar annenin babanın bilinçaltından kolektif bilinçaltından altından sürekli olarak etkileniyorlar. E Bizlerde de hiçbir şekilde bir pozitif bir şey, bir yaklaşım, bir pozitif bakış açısı görmezlerse, bu çocukların psikolojileri de bozulur, e, dengeleri de bozulur ve hiçbir şey yapmak gelmez işlerine. Yani, görüyoruz psikiyatrist psikiyatri servislerine, psikiyatristlere, psikologlara giden çocukların sayısı inanılmaz derecede arttı. Onlar da oturup habire tabii ki e, ilaç yazıyorlar. Arkadaşlar bunlar ilaçla tedavi olacak şeyler değil aslında. Bu çocuklar ilaçlara ihtiyacı yok. Bu çocukların bu korkulardan, bu konulamalardan arınmaları gerekiyor. Pozitif bakış açıları, kendilerine değer verilen bir toplum, anne baba tarafından değer verilme. Yapabilirsin, başarabilirsin, içindeki güce odaklan, onu ortaya çıkar. Ya da hayatta her istediğin şeyi yapabilirsin, yeter ki bunu iste şeklindeki itici güç içeren cümleler istiyor çocuklar. Yani siz çocuklara sürekli olarak çocukların yanında konuştuğunuz şeylere dikkat etmiyorsunuz tabi. Olumsuz konuşursanız çocuklar da bunlardan etkilenir. Tabii ki Herkesin çok ciddi problemleri var, sıkıntıları var. Hem maddi anlamda hem ruhsal anlamda. Kaçışlarınız, arayışlarınız sizi bir yılana sarılma şeysine getirmez. Kendi içinize dönün. Ve ilahi olandan, yaratıcıdan ben bu içinde bulunduğum ruhsal durumdan, bu bakış açısından, bu olumsuz kodlamalardan, bu o, psikolojik yani anlamda yaşadığım sıkıntılardan kurtulmak istiyorum. Bunlardan arınmak istiyorum. Benim için kapıların açılmasını istiyorum kendimle ilgili farkındalıkların gelişmesi, her şeyi olduğu gibi görmeyi, anlamayı, duymayı, bilmeyi seçiyorum. İlahi olanın beni baştan aşağıya arındırmasına, şifalandırmasına izin veriyorum. Kendimi şifaya açıyorum. Kendimi gerçek bilgiye, gerçek sevgiye, şefkate ve gerçek rehberlere açıyorum. İlahi olana hizmet eden rehberleri açıyorum. Ben bu dünyadaki varlığımı ışığa adadım. Işıkta olmayı seçiyorum. Her zaman doğruyu ve bana hak olan şeyleri yaşamayı seçiyorum diyeyim. Bana hak olan derken ben benim ne gücüm var ki neyi hak ediyorum değil. Bunu da bırakacaksınız. Herkes kendi kafasındaki, kendi iş dünyasındaki sahip olduğu ama bir türlü ona ulaşmayı beceremediği veya farkında olmadığı huzura sevgiye sevgi derken iç sevgiden bahsediyorum, öz sevgiden bahsediyorum. Kavuşma ihtiyacı içerisinde Geçmişte bir sürü hatalar yapmış olabilirsiniz, yanlışlar yapmış olabilirsiniz. Ben bunu her zaman söylüyorum, diyorum ki, tamam? Bunlar sizin şu anda olmak, şu anda olduğun kişi ol, olmanı sağlayan deneyimler. Bizler insanız, deneyimliyoruz, deneyimleyerek öğreniyoruz. Güzel şeylerde deneyimliyoruz, kötü şeylerde. Güzel şeyler deneyimlemek ne demek? Sizin ruhunuza iyi gelen, sizin frekansınızı yükselten, sizi daha pozitif yapan, daha insancıl, daha merhametli, daha anlayışlı, daha şefkatli yapan evreni, dünyayı, yaşamı bütün insanlığı ve dünya üzerinde yaşayan bütün her türlü canlıyı sevmenize ve onlara sevgi, şefkat, merhamet duymanıza yarayan şeyler. Sizi sizlikten çıkartan, kendinizi sevmenizden, sizi uzaklaştıran, dolayısıyla da başka varoluş katmanlarındaki veya başka varoluş varoluş e, formuna sahip canlılara, diğer insanlara, varlıklara duyduğunuz öfke, kızgınlık, nefret duygularını besleyen bir kendini sevmeme durumu içerisine girersiniz. Bir i̇nsan kendini sevmiyorsa Bu başkalarının da onu sevmesine engel olur aslında. Kendinizi sevmiyorsanız yaydığınız frekans, yaydığınız enerji, yediğiniz içtiğiniz gıdalardan, içtiğiniz sudan, soluduğunuz havadan bile size aynı şekilde geri döner. Bakalım bu cümle çok önemli. Her ne yapıyorsanız yapın, bunu severek yapın, sevgiyle yapın. Yaşadığınız her anın, aldığınız her nefesin, içtiğiniz her yudum suyun, yediğiniz her yiyeceğin tadına vararak o anda kalarak bunları yaşayın. Sahip olduğunuz sağlık çok çok önemli. Sağlıkla ilgili herhangi bir sorun yaşadığınız zaman, herhangi bir organınızla ilgili bir sorun yaşadığınız zaman aslında daha önceden ne kadar şanslı olduğunuzun farkına varırsınız. Arkadaşlar en basitinden ben size bir örnek vereceğim. Yani şimdi burada biraz hani şeye girecek bu ama kabızlık çektiğiniz zaman bile kabız olmadığınız zamanlardaki rahatlık aklınıza gelir. Dersiniz ki ya ne kadar rahattı. Bu ne kadar zor bir şey. Bu arada kabızlık duygusal tıkanıklıklarla alakalıdır. Eğer çok fazla kabızlık da yaşıyorsanız bilin ki sizde duygusal tıkanıklıklarınız atamadığınız bir şeyler var. Kendi iç dünyanızda çözümleyemediğiniz bir sürü şey var. Duygusal tıkanıklık hayatımızın yine her alanında ortaya çıkabilir. Sizin bu dünyada şu anda enkarne olmuş, şu anda yaşayan bütün insanların aslında misyonu birinci en önemli misyonu kendini sevmek, kendini tanımak ve bilmek. Başkaları size ne derse desin, sizin için ne söylerse söylesin. Buradaki bu yaptığım tanımlamada yine özellikle belirtmek istiyorum. Ego yok. Ben, ben, ben değil. Kendini sevmek bu demek değil. Kendini sevmek demek. Sizi yaratanın size verdiği, sizde var olan özünüzdeki o sevgiyi, ışığı hissetmek. Aslında o ışığa sevgiye ait olduğunuzu hissetmek. Ve bunun sizdeki potansiyelini anlayıp bunu sevmek. Yaratıcı sizi bu kadar severken sizin kendi kendinizi sevmemeye hakkınız yok. Kendinize bu kadar zarar vermeye hakkınız yok. Kendimize bu kadar zarar verirken çevremizdekilere de zarar veriyoruz, yaşadığımız dünyaya da zarar veriyoruz. Dolayısıyla bu bir böyle zincirleme reaksiyon. Yaşadığımız beden dışına taşan bir öfke kızgınlık, nefret duygusu. Bu dalgalar halinde depremde nasıl böyle sismik dalgalar yayılıyor? Aynen o şekilde sürekli onu yayıyoruz. Bizden ona, ondan ona, ondan ona. Dolayısıyla bu bütün dünyayı çep, çepçepe çevre kuşatıyor. Tabi bu arada bizlere kodlanan o korkularda var ya. şurada şu olacak burada bu olacak bu böyle olacak aa işte başımıza neler geliyor neler gelecek bunlar her biri bir kodlamadır arkadaşlar siz de bunları zaten içinizdeki o öz sevginiz azalmış zarar görmüş yıpranmış ruhunuz yolunu ruhunu kaybetmiş gibiyseniz tutunacak da bir dal arıyorsanız bulamıyorsanız da Eyvah zaten öldük bittik diyerek bu sizlere kodlanan bütün korkuları da alıp sahipleniyorsunuz. Sahiplendiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yaratım gücünüz bunlara çalışıyor. Dünya üzerinde 7.7 milyar insan var şu anda. sadece bizim ülkemizde değil bütün dünya üzerinde bu korku pompalama olayı artık son 10 15 yıldır had safhada 20 yıldır falan son yıllarda inanılmaz arttı. Pandemiler ondan öncesi ondan sonrası bu kadar çok korku varken o korkuları sahiplenip bunların olacağını düşünerek bunlara odaklanarak yaratım yapıyorsunuz bu kolektife etkisi olan bir yaratımdır ne kadar çok insan o kadar olumsuz şey düşünürse o olumsuzu yaratır ne kadar çok insan hayır ben bunların olacağını kabul etmiyorum dünya şöyle bir yer olabilir böyle ol, olmasını istiyorum ya da buna izin veriyorum ya da hayır ben bunların hiçbirisini kabul etmiyorum reddediyorum ee, İnsan her şeyin en güzeline, en iyisine layık. Bu, bunu hak etmeyen insanlar için tabii ki e, yapacağınız hiçbir şey yok. Ama bu insanlık e, çok güzel şeyleri hak ediyor ve sevgiyle, ışıkla bu insanlık çok daha güzel bir yola girecek. E, ben bunu yürekten inanıyorum, istiyorum diyenler öyle bir dünya yaratımı yapıyorlar. Şimdi kıyam dediğimiz noktada sürekli olumsuz yaratım yapan insanlar yaptıkları yaratımların sonucunda kendilerine bir araf hazırlıyorlar. Ve kendi cehennemlerini hazırlıyorlar. Hani yükseleceğiz, titreşim atlayacağız falan durumları var ya. Bunun tam tersini düşünen, pozitif yaratımlar yapan, içindeki sevgiyi, içindeki insanı, içindeki varoluştan kendisine verilmiş en güçlü armağanı, o işi, o potansiyeli kabul edip bunu ortaya çıkaran insanlar Tabii ki frekans titreşimleri diğerlerinden çok farklı olacak. Giderek de daha çok yükseliyor. Çünkü aradaki fark iyice açılıyor. Onların yarattığı bir yeni dünya. Onların yaratımıyla oluşmuş bir yeni dünya oluyor. Buna ister bir paralel evren deyin, ister bir paralel dünya gerçekliği deyin. Bu yaratımların sonucunda titreşimleri böyle artan, yükselen, pozitifte kalan insana yakışır. Doğayla bir doğaya saygısı, sevgisi olan yaratılmış bütün canlılara, doğa üzerindeki yaratı, bütün canlı varlıklara saygı duyan, sevgi duyan doğayı besleyen, doğanın da kendisini sevgiyle beslemesine izin veren, ilahi olanla bağını koparmayan, insanların yaratımının da oluşturacağı yeni bir dünya var. Aslında o dünya da oluştu. Her şeyle. Burada tamamen karanlığa ait karanlık içerisinde gömülüp tamamen e, batmış bitmiş mahvolmuş simsiyah bir gökyüzü ölmüş bir doğa kurumuş çatlamış topraklar açlık sefillik, yaratımını destekleyenlerin kalıp yaşayacağı eski dünya. Diğer tarafta da hayallerimizin istediği yaşamayı seçtiğimiz yaratımını yaptığımız belki bilinçaltımızda bizim cennet olarak tabir ettiğimiz yine kolektif bilinçaltıyla yaratılmış bir dünya. Burada seçim size ait. Hani bana diyorsunuz ya hocam biz sizin videolarınızı arka arkaya 3-5 kere seyrediyoruz. Bence siz bu videoyu gerçekten 3-5 kere seyredeceksiniz. Belki ilk konuştuğumda, ilk anlattığımda bu kadar hani kafanızda bir takım şeyler belirginleşmemiş olacak. Ama seyrettikçe, dinledikçe bazı şeyler sizdeki o anahtarlar kilitleri açacak ve sizde bazı farkındalıkları da oluşturacak titreşim yükselmesi bu şekilde olacak arkadaşlar herkes soruyor nasıl olacak diye bu şekilde olacak hani ölüm anı gelmiş de eee ya da ölmüş, vefat etmiş ama kendisini Arafta ya da yarattığı kendi cehennemde bulan insanların yaşadığı bir dünya bu tarafta kalacak. Bu tarafta da insana yakışır. Yaratıcısının İlahi onlarının ışığını, sevgisini, merhametini kendisine verdiği bütün güzelliklerin farkına varıp bu güzelliklerle yapılan bir yaratım sonucu oluşmuş bir dünyada bu tarafta. Bu geçmekte olduğumuz köprü de bu. Onun için de diyorum ki size o köprüden geçerken arkanıza dönüp bakmayın. Arkada bıraktıklarınıza dönüp bakmayın. Çok fazla kayıp var arkadaşlar. Gerçekten. Yani görevlilerde de çok kayıp var. Ee, total anlamda da insan olarak da çok kaybımız var. Ama burada önemli olan hani kalan sağlar bizimdir deyip bu dünyanın illüzyonuna içinde bulunduğumuz şartların illüzyonuna kaptırmayın kendinizi. O televizyonlarda gördüğünüz, size anlatılan, söylenen, ortalığa çıkıp da anlatılan, korku pompalanan her şey bir illüzyon. Yaratımı size yaptırıyorlar. Şurada şöyle olacak, burada böyle olacak. Çünkü bu yaratım her iki şekilde de çalışıyor. Pozitife de çalışıyor, negatife de çalışıyor. Yaratım kendi içinden Aa, bu, bu negatif ben bunu seçmeyeyim Aa, ya da bu pozitif tamam ben bunu seçeyim demiyor. Yaratım sizin ağzınızdan çıkan bu böyle olacak dediğiniz ya da düşünce olarak yarattığınız ay eyvah böyle mi olur ay tüh vah vah dediğiniz her şeye çalışır. Sizin gücünüz de burada devreye giriyor. Ne olmak istediğinize, nerede olmak istediğinizde, neyi yaşamak istediğinize anda şimdi karar verin. Ben insan olmayı, insan kalmayı ve insanca yaşamayı seçiyorum diyorsanız karanlık duygular, düşünceler, olumsuz bakış açıları, yaklaşımlar, yargılar, öfke, nefret, kızgınlık duyguları bunları bir tarafa bırakın. Etrafınızda olan biteni iyi gözlemleyin. Bakın, içindesiniz ya o içinden dışarı çıkın. Sanki bir film seyrediyormuşsunuz gibi her şeye dışarıdan bakmayı çalışın. Neler oluyor? Mesela bana yazıyor bir tanesi. Diyor ki: "Hocam benim etrafımda işte iş iş ortamımda bir tane bir bir kadın var. Benimle çok uğraşıyor. Bana neler neler yapıyor." Ben bu kadından bir türlü kurtulamıyorum. Bütün gün beddua ediyorum, lanet ediyorum ama hiç bırakmıyor. Arkadaşlar. O kişinin karşısında ona negatif saldırıda bulunan kişi zaten onu o yola çekiyor. Yani onu e, enerjisiyle insanlıktan çıkarıyor. Ondan besleniyor zaten. O da onun istediği şekilde ona lanet ederek ve dua okuyarak onun kanalına, onun frekansına giriyor. Onlar artık bir bütün olmuş. Buradan güzel bir şey çıkmaz. Bu şekilde güzel bir şey olmaz. Yani lanet ederek, ve dua ederek, kötücül bir varlıktan, negatif bir varlıktan kurtulamazsınız. Böyle insanlardan kurtulmanız için onlarla bağ keseceksiniz. Onları yok sayacaksınız, görmeyeceksiniz. Bakın rüyalarda bile ben öğrencilerime anlatıyorum. Diyorum ki yarın öbür gün değil bir rüyanızda kötü bir şey geldi. Kötü bir varlık size. Siz uykunun sırasına bile uykuda bile uyanık olun diyorum sürekli olarak. Uykunun sırasında bile kalkıp da seni ben yarattım şimdi de yok ediyorum. Ya da yok ol. Kaybol. Senin benim rüyamda işin yok. Ya da ben senin varlığını reddediyorum dediğiniz anda gidiyor, yok oluyor. Yani etrafınızda bir sürü kötü insan olabilir. Sizin sizden maddi manevi enerji çeken insanlar olabilir. Bunlara enerjilerinizi kaptırmamanız için bir kere bir kendinize dönün bakın. Bu bana niye saldırıyor? Niye saldırıyor? Size saldırmasının nedeni aslında onda olmayan bir şeylerin sizde olması. O kadar aç kalmış ki, o kadar susuz kalmış ki, o kadar enerjisel anlamda frekansı düşmüş ki. Belki de hiç sevilmiyor ya da kendini hiç sevmiyor kendini yetersiz hissediyor. Dersizlik duygusu var. Sizin etrafınızda size değer veren, sizi seven insanlar varsa, siz bir işinizde, gücünüzde başarılıysanız, mutluysanız, mutluluk frekansı yayıyorsanız, bu insanlar size saldırır. Neden? Çünkü sizde onda olmayan bir sürü şey var sizi tüketerek, enerjinizi çekerek, size kendinizi değersiz hissettirerek, sizin frekansınızı düşürüp, kendi seviyesine getirmeye çalışıp, dolayısıyla da sizi tamamen ele geçirmeye çalışıyor. Olay bundan ibaret. Ama bana saldırıyor, işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Görmezden gelin. Yok farz edin, yok sayın. Belana, lanet okumayın. Kendi kendinize yalnız kaldığınız zaman deyin ki şu şu kişi bana herhangi bir şekilde negatif düşünce negatif enerji göndermesine benden beslenmesine izin vermiyorum enerji alanlarımı ona kapatıyorum avramı ona kapatıyorum ilahi olandan bu konuda ve beni korumak korumak için bana tayin ettiğim meleklerimden de Yardım istiyorum. Bu kişiyi kendimi tamamen kapatıyorum. Bana yaptıklarını görmemeyi seçiyorum, duymamayı seçiyorum. Ve onun benim hayatımda artık olmasına izin vermiyorum da diyebilirsiniz hayatımda olmasını izin vermiyorum demek bunun ölüp gitmesi demek değil. Sizden birdenbire soğur uzaklaşır. Sizden artık bir şey çekemeyeceğini anladığı için başka taraflara yönlenir. Bunları deneyin. Birisi sizi zorluyorsa, birisi sizin üstünüze çok gidiyorsa, sizi çok üzüyorsa, kırıyorsa bilin ki karşınızdaki kişide çok fazla değersizlik duygusu var. Sizdeki, sizin sahip olduğunuz özelliklerle ilgili eksiklikler hissediyor. Ve bu nedenle de size düşman. Bunu saldırarak pasifize edemezsiniz. Saldırarak yok edemezsin. Zaten onun amacı sizin ona saldırmanız. Veya sizin de ona ile kızgınlıkla korkuyla bağırmanız, çağırmanız üzerine gitmeniz. O zaman sizden enerji çekiyor gayet güzel. Siz onunla aynı frekansa giriyorsunuz. Çünkü mutluluk düşmanı insanlar var. O kadar çoğaldı ki bunlar birbirinizden çok çok uzaklarda da olsanız size daha önceden çengel kancı atmıştır. Sizin mutlu olduğunuz anlarda frekansınız yükseldiğinde bunu hisseder. Zart diye sizi telefonla arar veya birdenbire karşınıza çıkar veya hiç olmadık şekilde onu rüyanızda görürsünüz. Bir bakarsınız canınız sıkılmış, moraliniz bozulmuş, enerjiniz düşmüş. Dolayısıyla anlatmak istediğim şu. Birinci misyonunuz kendiniz. Kendinizi şifalandırın. Kendinizi sevmeyi öğrenin. İlahi olanın, yaratıcının size verdiği bütün güzelliklerin farkına varıp sahip olduğunuz her şeyin varlığına şükredip ben kendimin en iyi versiyonuna ulaşmak istiyorum. Kendimi olabildiğince hem dünyevi anlamda yani hem maddi hem manevi anlamda çok daha iyi şartları hak ediyorum ve çok daha iyisini hak ediyorum her şeyin diyerek. Bununla ilgili olarak almam gereken, bana gelmesi gereken ilahi olan tarafından izin verilen her şeyin keyifle, konforla, sağlıkla, güzellikle bana akışına izin veriyorum. Bunları sevgiyle kabul ediyorum diye. Bir şey isterken her nereden gelirse gelsin, nasıl gelirse gelsin, bu bana gelsin gibi bir cümle asla kullanmayın. Mesela çok acıdır ama böyle çok vaka gördüm mesela çocuğum olsun istiyor ee, çok uğraşıyor karı koca İşte kadın mesela yalvarıyor ne olursa olsun bir tane çocuğum olsun çok istiyorum nereden gelirse nasıl gelirse gelsin hiç önemli değil çocuk istiyorum diyor çocuk geliyor ama nereden geldiği belli değil. Ve fiziksel rahatsızlıkları oluyor. Ya ruhsal ciddi rahatsızlıkları oluyor. Ya da insan olmayan bir şeyler geliyor. Arkadaşlar, ağzınızdan çıkan her şey gerçekten çok güçlü bir yaratıma sahip. Onun için ne istediğinizi bilin farkında olarak isteyin. Herhangi bir şey isterken bunun her zaman için ilahi olanın izniyle size olabilecek, gelebilecek en hayırlı şekilde, sağlıkla, keyifle, konforla, olabilecek en rahat şekilde gelmesini isteyin. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl olacak? Ya ay, baksanıza işte dünyaya nereden rahatlık, keyifle, konforla gelir? Denediniz mi? Bir deneyin bakalım. Vallahi benim öğrencilerim deniyorlar. Hiç ummadıkları şeyler yaşıyorlar, hiç beklemedikleri tesadüfler yaşıyorlar. Ne demekse tesadüf. Aslında bu tesadüf değil. Çünkü kendisini açıyor. Aslında kendisine gelmek üzere hazır olan, bekleyen bir takım kapılar var etrafınızda. Öyle düşün. O kapıların anahtarı sizde. Açmak istemiyorsunuz. Ya da açabileceğinizin farkında değilsiniz akıştan size ne kadar büyük güzelliklerin geleceğinin farkında değilsiniz. Ya da bunları hak edip hak etmediğiniz konusunda şüpheleriniz var. Neden? Çünkü kendinizi değersiz hissediyorsunuz, yetersiz hissediyorsunuz. Hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Arkadaşlar ben geçenlerde bir çekim yasası ile ilgili bir seminer verdim. Çok güzel geçti o seminer. O seminerde bile inanılmaz şeyler yaşandı. Gerçekten. Hayatınızda her ne oluyorsa bilin ki sizin yaratımınız. Ya bir yerlerde bir şekilde bir zamanlar demişsinizdir ya da demeye devam ediyorsunuz Ya da sizde inanç haline gelmiş bir takım şeyler vardır. Bu böyle. Hani bu gelmiş böyle gider. Hani ben şanssız bir insanım diyen oturun. O insanın hayatında hiçbir zaman şanslı bir şeyler olmaz onun. Çünkü kendisini şanssız olduğuna inanıyor. Ona kodlanmış kendisini. Kendisine kodlanmış. O da ona inanmış. ben başarısızım hiçbir şey beceremiyorum. Ya da kendisini yetersiz hissediyor. Tabii hiç öyle bir şey yok. Herkes her şeye yetebilir. İstediğiniz şeyler için yeterlisiniz. İstediğinizi başarabilirsiniz. Bunu bir kere anladıktan sonra, bunun farkına vardıktan sonra Hayatınız değişti. Benim değişti. Ben de gerçekten inanılmaz çok zorlu zamanlar yaşadım. Çok dibe vurdum. Çok düştüm. Yeni baştan ayağa kalktım. Dizlerim her yerim paramparça oldu. Kaç kere öldüm dedim bir daha ayağa kalktım. Kaç kere bittim dedim bir daha ayağa kalktım. Gerçekten. İlahi olana inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Ve bana ondan bir mesaj geldi. Dedi ki iste. Her şey sende. Hatta onunla bile kavga ettim. Nasıl istiyor? Ben istiyorum zaten. Niye işte gelmiyor? Niye vermiyorsun? Falan. Çünkü geleceğine inanmıyordum. Olacağına inanmıyordum. O kadar insan Olumsuz bir şeyler yaşarken oradan hiç kurtulamayacakmış gibi. O sürekli tekrar edecekmiş gibi geliyor. Bakın arkadaşlar, insanların yaptığı en büyük hata ne biliyor musunuz? Aslında görmek istemediği ya da takılı kaldığı şey. Geçmişte bir takım olumsuzluklar yaşadınız, değil mi? Bakın, yaşadığınız olumsuzluklar her neyse bunu çok net olarak söylüyorum size. Yaşandı ve bitti. Bu bir döngü değildir. Tekrarlaması gereken bir ders değildir. Ay ben hayatım boyunca neler yaşadım işte şunlar oldu bunlar oldu. Tamam. Ne güzel. Yaşanmış ve bitmiş. Ha, o zaman o işi yaşadığınız şeyler için oturun teşekkür edin. Ha, ben bunları yaşadım. Ölmedim. Hala ayaktayım. Bakın o sözü çok güzel. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Aynı zamanda da sizi daha farklı kılar. Siz artık hiçbir zaman o yaşadıklarınızdan sonraki eski siz olmazsınız. Şimdi buradaki değişim dönüşüm sürecinde önemli olan ruhsal anlamdaki özünüzdeki o insanın iyiliği, ışığı, sevgiyi, o potansiyelinizi negatife döndürmemek. Yaşadığınız bütün olumsuzluklardan dersinizi alıp almanız gereken öğretiyi alıp daha iyi bir versiyonunuzla daha güçlenmiş olarak yola devam etmiş. Yukarıda siz canınızı sıkıldığı zaman ya da başınıza bir takım kötü şeyler geldiği zaman ah bak kulum ne kadar acı çekiyor ne güzel deyip de mutlu olan bir tanrı yok. Size tanrı bile böyle anlatılmış. Şimdi böyle bir tanrı olması mümkün değil. Neden mümkün değil? Yaşadığınız dünyaya, bu gezegenin güzelliklerine etrafınıza bakın. Kendinize bakın. Sizin ayaklarınıza sunulmuş bütün güzelliklere bakın. Cennet gibi bir yerde yaşıyoruz aslında da bunun hiçbir zaman kıymetini bilemedik. Bunu cehenneme biz çevirdik. Çünkü kendi iç dünyamızda o kadar olumsuz şeyler yaşıyoruz ki o kadar kötülükler, kötücül bir takım inançlar bize pompalanmış ki. Bunu bir hastalık gibi etrafımıza da yayıyoruz. Yaydıkça yayılıyor, yaydıkça yayılıyor, büyüdükçe büyüyor, gelişiyor, bütün dünyayı kapsıyor, içine alıyor. Bakın bu, bu dünya bunu hak etmiyor. Çok güzel bir gezegende yaşıyoruz. Üzerinde değişen bütün yaratılmış bütün canlı organizmalar. Ağaçlar, kuşlar, hayvanlar, kelebekler, böcekler hepsinin bir bütün olarak bu bütüne hizmet ettiğini her birinin yaratım şeysinde bir görevi olduğunu bilin. Ve bunların hepsi sonuçta. Toprağınızın içinde dolaşan yılanlardan, börtü böcekten tutun. Hepsi bu dünyanın sizin için yaşanabilir ve sizi besleyecek bir yer olması için çalışan var, varlıklar. ekolojik bir düzen var, sistem var. Yok. Ekolojik düzende sistemde tek zararlı mahlukat aslında insan. Neden böyle? Çünkü öyle olmamız kodlanmış. Biz bu değiliz arkadaşlar. Artık özünüze dönme vakti geldi. Her neye inanıyorsunuz, inandığınız şeyleri bırakın. Olumsuz anlamda. Bir uyanın, bir silkelenin, bir kendinize gelin. Nasıl bir hayat istiyorsunuz? Rahat, huzurlu, keyifli, konforlu, sevgi iç, sevgi dolu, sağlıklı, sevdikleriyle beraber mutlu, huzurlu. Neden olmasın? Şu ana kadar olmadıysa da siz izin vermediğiniz için olmamıştır. Siz sizdeki kodlamalar yakınızdaki çevrenizdeki insanlar onların kodlamaları ondan etrafınıza yaydığınız bir takım şeyler yaptığınız yayınlarla yaydığınız frekans hep aynı korkularda aynı kodlamalardaki insanları da hayatınıza çektiğiniz topladınız. kocaman bir kaos balonunun içerisinde debelenip duruyorsunuz. Bu, bu kaos ya da çamur dolu balonun kesip açın artık içinden çık. Arının şifanın her şeyin üzü sizde, ilahi olandan başka herhangi bir kanala akışa izin vermeyin. Sevgiye odaklanın. İçinizdeki Tanrı olan parçanıza odaklanın. O Tanrı olan parçanız da sizinle beraber deneyimli her şey. Ve kaynağı sürekli olarak bir bilgi akışı içerisinde. Sizden ona giden her şey ondan size gelecek olan şeyleri engellemesin. Siz negatif düşünür, negatif pompalar, negatif yayar. Hep olumsuz şeyler, korkular, kendini layık görmemeler, blokajlar yarattıkça orada size akıştan gelecek her şeyin önünü kaparsınız. Alma verme döngülerinizi dengeleyin. Hayır demeyi öğrenin kimsenin sizi kullanmasına, aşağılamasına, hor görmesine, sizin enerjinizle beslenmesine izin vermeyin. Birinci misyonunuz kendinize sahip çıkmak. Siz kendinize sahip çıktığınız zaman, kendinizi koruduğunuz zaman, frekansınızı yükselttiğiniz zaman etrafınızdaki insanlara da etkiniz olur etrafınızdaki insanlarda da bu başlar. Dolayısıyla bu zincirleme reaksiyon olarak da size arka arkaya pozitif şeyleri getirmeye başlar. Negatifin illüzyonundan uzaklaşın. Pozitif şeyler size her zaman zordur denir. Zor olur, zor gelir. Öyle bir şey yok. Onu zor yapan biziz. İkisinin de size ulaşma potansiyeli aynıdır. Hiçbir arada fark yok. Bunun algı, beklenti veya yaratımla alakası vardır. Güzel olan şey bana gelmez, işte şu bana gelmez, bu bana olmaz. Neden? Çünkü siz izin vermiyorsunuz. İnsanın en büyük gerçekliği bu işte. Dolayısıyla da bize misyonunuzu söyledim bugün. Ve bundan sonra neler yapmanız gerektiğini umarım beni anlamışsınızdır. Bu arada eee Geçen videoda e, çocuklarla ilgili anlattığım tacizdir, tecavüzdür, saldırıdır, psikolojik, fiziksel şiddettir bu tarz vakalarla ilgili konuşurken e, çok soğuk, yüzümün hiç gülmediği sürekli olarak suratımın asık olduğuyla ilgili şi şikayet aldım birisinden. Arkadaşlar yani videoda çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiği arkasından da onların yaşadığı veya yaşama potansiyeli olan yaşama olasılığı olan olumsuz şeylere karşı onları korumamız gerektiği için sizlere şeyler anlatırken nasıl güleceğim? Komik bir şey mi? Çocuklar bizim canımız. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar bizim için en değerli şeyler hayatta. bunlara yapılan zulmü, kötülükleri size anlatıp bu konuda yol göstermeye çalışırken oturup da gülecek, şaklabanlık yapacak halim yok. Komik bir şey değil bu. O kadar alışmışsınız ki YouTube'da video yapan insanlar bütün gün felaket haberleri anlatıyorlar gülerek. Şurada şöyle olacak bak. Dediğim çıktı. Gördün mü? Bak burada da böyle oldu. Ben onlardan değilim arkadaşlar. Karıştırmışsınız. Yolunuz yanlışlıkla bana düşmüş. O zaman beni seyretmeyi bırakın. Gidin size o kötülük anlatırken mutlu olan insanların kanallarına devam edin. Onları seyretmeye devam edin. Kötülük korku pompalarken mutlu olan insanları seyrederken siz de mutlu oluyorsanız orada kalın. Ben yolu ışık ve sevgi olan ilahi olana bağlı içindeki insana saygısı olan içindeki özbenliğine ulaşmaya çalışan insanlar için buradayım. Onlar bana gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen bu videoyu hakikaten birkaç kere seyredin. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Yalnız her zaman ışık olsun, sevgi olsun. İçinizdeki Tanrı olan parçanız size rehberlik etsin, yol göstersin. Hoşçakalın.